Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Bize ayrılan süre burada sona erdi. Ağzımızı çoğalsayın, sürçülisan ettiysek aşk ola. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Emeği geçen herkese tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sizleri bir arada görmek geleceğe dair umudumuzu arttırdı. Sizi hep böyle yan yana, omuz omuza görmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Sarıçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'nde Sarıçeşme Meydanı'nda Mustafa Özarslan vardı. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz kendisini. Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'nin ikinci gününde gerçekten sahne muazzam, şahane ama sizler de öylesiniz. Bir iş aşkla, nezaketle ve estetikle yapılınca işte böyle güzellikler ortaya çıkıyor. Hep birazdan türkü söylemek, bir olmak, aynı duyguyu paylaşmak duygusu özlediğimiz ve bizim gerçekten çok hoşumuza giden bir duygu. Sizler de çok güzel eşlik ediyorsunuz. Dileriz ki Hacı Bektaş Veli'nin ve Anadolu'yu mayalayan gönül erlerinin iyilik, sevgi, adalet ve barış mesajı tüm dünyayı sarsın. Sabahtan bu yana aslında buradayız. 16.30 gibi bugün sahne başladı. Ben bu saate kadar buradaydım. Şimdi bu sunuculuk kısmını, mikrofonu iki değerli oyuncuya bırakacağım. Birazdan onlar sizlerle birlikte olacaklar. Sevgili Ece Dizdar ve Devrim Özder Akın görevi devralacaklar benden. Bu güzel etkinliğin, bu gerçekten eşsiz buluşmanın bir parçası olmak benim için onurdu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlayarak huzurlarınızdan ayrılıyorum. İyi akşamlar. Cihan var olmadan ketme Adem'de, Hak ile birlikte yektaş idim ben. Yarattı bu mülkü çünkü ol demde, yaptım tasvirini, nakkaş idim ben. Anasırdan bir libasa büründüm, nar-ı, bad-ı, ab-ı hakten göründüm. Hayrül beşer ile dünyaya geldim, Adem ile bile bir yaş idim ben.
Bismillah, Allah Allah, üçlerin, beşlerin, yedilerin, 12 mandarın, 14 masumpakların, 17 kemerbestlerin, 40'ların, 72 şehidi Kerbela'nın, 81 ruh merenlerin, 91 korkanların, 100 bin gayip erenlerin, Fatma Ana evladı Ehli Beyt soyunun, Guruf-u Naci Katarı'nın, 40 kulu, Arif'in Seyyidir, Ebu Vefa Sultan, Dede Garkın Sultan, Baba Resul Sultan, Sarı İsmail Sultan, Hacım Sultan, Piryap Sultan, Ali Baba Sultan, Barak Baba Sultan, Abdal Musa Sultan, Kaygısı Sultan, Seyyid Ali Sultan, Göncü Karaca Ahmet Sultan, Hedir Abdal Sultan, Ağa Üçen Sultan, Seyyid Baba Mansur Sultan, Pir Kureyşan, Üzgün Baba Sultan, Rubiyar Sultan, Kalender Abdal Sultan, Koyun Baba, Piri Baba, Piri Civan Sultan, Koç Ali Baba, Seyyid Kalender Sultan, Akyazı, Demir Baba, Osman Baba Sultan, Sultan Sinemili Şeyh, Hüccaddin Veli, Uzyan Baba, Keçeci Baba Sultan. Cümle mazlumlar için can baş vermiş Pirim Abdal Pir Sultan'ın hakkı için akşamlar hayrola, hayırlar fethola, şerler zalimler defola. Nerede bir mazlum gariplerde kalmışsa hak erenlerin akşam darlarına, canlarına erişe. Hakikatın gerçeklerin sözü yere düşmeye, gayip erenlerin insanlığa, namerde muhtaç etmeye vaktimiz hayır gele. Dil bizden nefes Hazreti Pir'den inayet şeyidi kainası ve şahı bereye, demir pir hünkar acı bektaşı ve bir kerem evliya, gerçek erenler demine devran nahü. Adem'in sulbünden şit olup geldim, Nuh'u nebi olup tufana daldım. Bir zaman bu mülke İbrahim oldum, yaptım Beytullah'ı, taş taşıdım ben. İsmail göründüm bir zaman, ey can, İshak, Yakup, Yusuf oldum bir zaman. Eyüp geldim, çok çağırdım el aman, kurt yedi vücudum, kan yaş idim ben. Zekeriya ile beni biçtiler, Yahya ile kanım yere saçtılar. Davut geldim, çok peşime düştüler, mührü Süleyman'ı çok taşıdım ben. Sulbü pederinden Ahmet Muhtar, rehnumalarından erdi Zülfikar. Cihan var olmadan Ehl-i Beyt'e yar, kul iken zat ile sırdaş idim ben. Sakahım hamrinden içildi şerbet, kuruldu ayni cem ettik muhabbet. Meydana açıldı sırr-ı hakikat, aldığım esrarı çok taşıdım ben. Hidayet erişti bize Allah'tan, biat ettik cümle Resulullah'tan. Haber verdi bize seyir fillah'tan, Şah-ı Merdan ile sırdaş idim ben.
bu cihan mülkünü devredip geldim. Kırklar meydanında erkana girdim. Şah-ı velayetten kemerbest oldum. Selman-ı Pak ile yoldaş idim ben. İkrar verdik cümle dizildik yola. Sırrı faş etmedik asla bir kula. Kerbela'da İmam Hüseyin'le bile pak ettim dameni, gül taşıdım ben. Şu fena mülküne çok geldim gittim. Yağmur olup yağdım, ot olup bittim. Urum diyarını ben irşad ettim. Horasan'dan gelen Bektaş idim ben. Gâhi nebi, gâhi veli göründüm. Gâhi uslu, gâhi deli göründüm. Gâhi Ahmet, gâhi Ali göründüm. Kimse bilmez sırrım, kallaş idim ben. Şimdi hamdülillah şiiri dediler. Geldim, gittim, zatım hiç bilmediler. Sırrımı kimseler fehmetmediler. Her gelen mahluka kardeş idim ben. Ne kadar güzel bir kalabalık. Efendim, hoş geldiniz. Ben Ece Dizdar. Ben Devrim Özler Akın. Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali ikinci akşamında da tüm güzellikleriyle devam ediyor. Ve her saat, her dakika aramıza çok kıymetli isimler katılıyor. Devrim, aramızda kim var? Saymak ister misin? Tabii. Aramızda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, meclis üyelerimiz, STK başkanlarımız ve tabii ki siz değerli konuklarımız var. Ne kadar heyecanlı, ne kadar güzel bir akşam bize kısmet oldu. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Serçeşme Meydanı'nda yükselen türküleri, deyişleri dinlemeye devam edeceğiz. Ama devam etmeden önce şimdi çok kıymetli Hacı Bektaş Belediyesi Başkanı Sayın Arif Yoldaş Altıoku konuşmasını yapmak üzere sahneye davet etmek istiyorum efendim. Hoş geldiniz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, sayın milletvekillerim, parti meclis üyelerim, il başkanlarım, il başkanım, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, sevgili Alevi Bektaşi toplumu örgütlerinin değerli temsilcileri, sevgili dedelerim, analarım ve yüreğinde Serçeşme ve Hacı Bektaş Veli sevgisi taşıyan dostlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlere Serçeşmemiz Hacı Bektaş'tan kucak dolusu sevgi ve selamlarımı getirdim.
Evet sevgili başkanım, bunun ikincisini yapıyoruz. Ve o kadar mutlu oluyoruz ki Hacı Bektaş olarak, Serçeşme olarak. Yılda yaklaşık 1 milyon ziyaretçi misafir canlarımızı Hacı Bektaş'ta misafir ediyoruz, mihman ediyoruz. Ve bu 1 milyon canımızın yaklaşık 500 bin civarı canlarımız İstanbul'dan geliyor. İstanbul'dan geldiği için de böyle güzel bir etkinlik yaptığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin ikincisini düzenlediği bu güzel anma etkinliğimizde bir arada cemal cemaleyiz. Aslanlarla ceylanların dost olduğu, hünkârın sevgi muhabbet kaynayan ocağında bir olduğumuz, iri olduğumuz, diri olduğumuz güzel bir günde tekrar beraberiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Pirimiz Hünkâr Hacı Bektaş Veli, hakkı kendi özünde, kendi özünü hakta arayan, hakta arayan, bulan öğretisini başta Kadıncık Ana olmak üzere birçok dervişiyle birlikte tüm Anadolu'ya ve dünyanın birçok coğrafyasına yayarak sevgi tohumları ekmiştir. Hünkârın hasadı sevgi olmuştur. Hünkârın hasadı hoşgörü olmuştur. Onun içindir ki hünkârın ışığında nasip almak için dergaha kimler gelmedi ki? Yunus Emre geldi, Aşık Veysel geldi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk geldi ve daha niceleri geldi. Hünkârın 700 yıldan beridir ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurduğu bu kutlu yolu tüm insanlığa ışık tutmakta, her zaman bizleri kucaklamaktadır. Bundan hareketle dili, dini, rengi ne olursa olsun iyileri iyidir diyen, meydanında 700 yıldan beridir olduğu gibi gelecekte de hırslar, kinler, aşkla yok olmaya devam edecektir. Bu kutlu yola hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşarken, seçildiği günden bu yana Serçeşme'miz Hacı Bektaş'a gönülden destek veren, Serçeşme'yi yüreğinde hissederek her zaman yanımızda olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na da teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Evet, 2019'dan bu yana Serçeşme'miz Hacı Bektaş'ta neler oldu? İstanbul Büyükşehir Belediye'mizle beraber Cumhuriyet Kent Meydanı'nı yaptık. Kadıncık Ana Parkı'nı yaptık. Bektaş Efendi Türbesi'nin peyzaj çalışmasını gerçekleştirdik. Beştaşlar çevre düzenlemesini yaptık. Serçeşme ve parkı ve sosyal tesislerimizin peyzaj ve yeşil alan imalatlarını yaptık. Kilometrelerce sıcak asfalt serdik. Bölgemizin örnek aldığı ve içerisi 65 konudun, 10 iş yerinin, kreşin ve 1700 metrekare yeşil alanının ve parktan oluşan Kiptaş Mihmandar projesini ve daha nicelerini gerçekleştirdik. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerlesiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum sevgili Ekrem Başkanım. Yüreğinize sağlık. Sözlerime son vererken ikincisini düzenlediğimiz Serçeşme etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyor. Heyecanıma kusura bakmayın, bu kadar yoğun bir kalabalıkta ilk defa konuşuyorum. Sizlerle can cana cemal cemaleyim. Bu güzel etkinliğimizin düzenlenmesinde ve Serçeşme'miz Hacı Bektaş'a vermiş olduğu katkılardan dolayı tekrar belediye başkanımıza, Hacı Bektaş halkı, Hacı Bektaş Belediyesi ve yüreğinde Serçeşme sevgisi taşıyan tüm canlar adına sevgi ve selamlarımı iletiyorum ve teşekkürlerimi iletiyorum. Çok sağ olun diyorum, aşk ile diyorum. Sağ olun. Sen de söyle aşkla.
Hacı Bektaş Belediye Başkanımız Sayın Arif Yoldaş Altıok'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Evet sayın konuklarımız, aramızda Serçeşme Meydanımızı onurlandıran çok kıymetli bir isim var. Kültür ve sanatı önceleyen, İstanbul'umuzun, 16 milyonumuzun çıkarlarını gözeten Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Evet, ben de çok heyecan duyuyorum şu an. Ne güzel sizleri burada görmek, can cana olmak, sizleri hissetmek. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok kıymetli milletvekillerimiz, partimizin üst düzey yöneticileri, çok değerli belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz, yol arkadaşlarımız ve bu akşam özellikle kendisini sizlerle hem tanıştırmaktan mutlak tanıyorsunuzdur ama kardeşçe yolculuğumuzun önümüzdeki 2024 yılındaki en güzel müjdeleri sağlayacağına inandığım yerel seçimde çok kuvvetli bir çalışma yaparak sizleri mutlu edeceğimize inandığım yeni seçilmiş İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik'e de buradan aramıza hoş geldiniz diyor. Onu sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sevgili canlar, İstanbul tarih boyunca her renge, her sese kucak açmış çok özel bir şehir. Dünyanın en güzel şehri. Dünyanın aynı zamanda insanlığın başkenti. Böyle bir şehirde bugüne kadar sayısız Hacı Bektaş-ı Veli buluşmaları yapılmalıydı. Maalesef yapılmadı. Bu önemli eksiğin giderilmesinin İstanbul'umuza Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'ni kazandırmanın mutluluğunu, gururunu ve onurunu yaşıyorum. Onun düşüncelerinin temsil ettiği değerlerin gönülden gönüle ulaşmasına vesile olmanın onurunu yaşıyoruz. Bu duyguları bizimle paylaştığınız ve bu güzel anı, bu değerli ve manevi anı bizimle paylaştığınız için burada bulunan çok sevgili, çok kıymetli hanımefendilere, beyefendilere, sevgili gençlere ve sevgili çocuklara yürekten teşekkür ediyorum. İki gün boyunca türkülerle, söyleşilerle ve panellerle, film ve belgesellerle, sergilerde andığımız, anladığımız, öğrendiğimiz, tekrar yaşadığımız, tekrar hissettiğimiz Hacı Bektaş-ı Veli bir ulu ağaçtır. Kökleri Anadolu'da, dalları tüm insanlığı kuşatmış olan o ulu ağacın gölgesi altında herkese yer vardır. Hacı Bektaş-ı Veli bir davettir. İnsan olmaya ve insan kalmaya bir çağrıdır. Onun yolu baskıyla, korkuyla değil. Onun yolu sevgiyle, saygıyla ve bir olmanın yoludur. İri olmanın yoludur. Diri olmanın yoludur. Onun yolunda yürüyen herkes yalnız birbiriyle ve tüm insanlıkla değil,
cümle mahlukatla kardeş olduğunu hisseder. Bugün geçtiğimiz hafta itibariyle Orta Doğu'nun bir kez daha zulüm ve acıya, gözyaşına boğulduğu bu günlerde Hacı Bektaş Veli'yi anlayıp hissetmenin, her şeye rağmen içimizi umutla ve cesaretle dolduracağına inanıyorum. Çok uzun zamandır büyük acılar yaşayan, büyük bir zulme karşı mücadele eden Filistin halkının bir an önce barışa ve tüm haklarına kavuşmasını diliyorum. Sevgili canlar, öyle bir şehirdeyiz ki daha birkaç gün önce bu şehirde Ermeni vatandaşlarımızın bir kiliseyi açıp ibadet etmelerini ve dua etmelerini sağlayan bir kiliseyi vatandaşlarımızla, Ermeni vatandaşlarımızla kendi inançlarını yaşayacakları alanı onlarla beraber paylaşmanın gururunu yaşadım. Yine bugün Süryani vatandaşlarımızın Cumhuriyet tarihinde ilk kez inşa edilen bir kiliseyle buluşmalarını, onların dualarına, onların ibadetlerine eşlik ederek, onların o manevi anlarında, onların o mutluluklarını yaşadım ve ben bir belediye başkanı olarak gurur duydum. Bakın, bu dünyada inançlar, insanların maneviyatı, kendi hususi hayatındaki bağlılıkları Yaradan'la kul arasındadır. Yaradan'la kul arasına girmenin hiç kimsenin haddi de yoktur. Buna hiç kimsenin kalkışması dahi mümkün değildir. İnançlarımız bu dünyadaki insanlığın inanç olarak bağlılığını hissettiği bu manevi sahada herkes iyi insan olmayı, barışı ve huzuru diler. Savaşı reddeder. Ayrışmayı, insanları katletmeyi reddeder. Masum insanların öldürülmesini reddeder. Bu bakımdan inanın, dünyanın neresinde olursa olsun bir mazlumun, bir zalimin zulmü altında ezilmesine dayanmamız mümkün değildir. Onun acısını hisseder, onun acısıyla beraber o insanlara yardımcı olmayı ister ve bu yönde gayret gösteririz. Bu toprakların işte maneviyatı, bu toprakların bize bıraktığı o medeni davranış biçimi bunu gerektirir. Burada Alevi canlarımızla, vatandaşlarımızla bir aradayız. Ben bugün Süryani vatandaşlarımızın kilisesinde bir Müslüman olarak içimden Allah'ıma dua ettim. Dedim ki ya Rabbi, insanlığın birbirine zulüm etmesini ortadan kaldırmamıza, insanlıkla kötülüğü bu dünyadan yok etmemize fırsat ver, bize yardımcı ol. Zalimlerin zulmünün sadece Filistin'de değil, dünyanın neresinde olursa olsun son bulmasında bizlere yardımcı ol dedim. Ben amin dedim içimden. Siz Allah Allah dediniz. Bir başkası amen dedi. Ama dualarımız bir oldu aslında. Dolayısıyla iyi insan olmanın, güzel insan olmanın, insanlığa faydalı bir birey olmanın tek şart olduğunu ve insana bakışımızda asla ve asla başka bir terazi olmadığını,
başka bir ölçüt olmadığını buradan sizlere beyan etmek isterim. İşte Hacı Bektaş'ın bize öğrettiği gibi her ne olursa olsun insanın içindeki o iyi öze inancımızı asla yitirmeyeceğiz. Asla yitirmeyeceğiz. Eşitliğin, adaletin hakim olduğu, kardeşçe bir hayat özleminden asla vazgeçmeyeceğiz. Bizi bölmek, düşmanlaştırmak ve başkalaştırmak, kutuplaştırmak, ayrıştırmak için yürütülen tüm çabaları boşa çıkartacağız. Bu şehirden dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir diyen Hacı Bektaş'ın manevi yolundan asla ayrılmayacağız. Hepimiz için hep birlikte yürüyeceğiz. Ve o güzel, o mutlu günlere mutlaka ulaşacağız. İkinci Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Festivali'nin işte bu iyiliklerle, bu doğruluklarla, bu güzelliklerle yeni kapılar açacağına olan inancımla, saygıyla selamlıyorum. Nicelerini İstanbul halkına emanet ediyor ve bu şehrin mutlaka her sene o Hacı Bektaş Veli'nin o güzel ahlakıyla, güzel tavsiyeleriyle, güzel öğretileriyle buluşmasını diliyorum. Sevgili dostlar, ülkemize, milletimize sevgiyi, barışı ve huzuru diliyorum. İnsanlığa, özellikle yakın coğrafyamıza sevgiyi, barışı ve huzuru diliyorum. Bütün insanlığa iyi insan olma bilinciyle bir olmaya, iri olmaya dönük adımlar atmasını diliyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, yurtta barış, dünyada barışın hem ülkemize hem dünyamıza, bu ülkenin yayılmasını diliyorum. İşte bu duygularla hepinizi sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na bu kapsayıcı, bu birleştirici, bu sevgi dolu konuşması için teşekkür ediyoruz. Alevi